Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. Genç Sen programının canlı yayınıyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Biliyorsunuz ki bu programda biz diğer programlarda kesitleri, rejiden rica etsem sesi kısabilirlerse. Evet, diğer programlardan kesitler alıp programımızda değerlendirmeler yapıyoruz. Ben VSR'lere geçmeden önce ilk programda biliyorsunuz burada bazı hocalarımıza biraz şaka yollu, biraz üzerlerine gitmiştik. Kimi programlarında önemli konularını değerlendirmiştik. Bununla alakalı ilk programdan sonra hem seyirciden olsun, hem o üzerine gittiğimiz hocalarımızdan olsun aldığımız tepkilerden ben sizden yorumlar alacağım. İlk programın yorumunu. Enes Hocam, seninle başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yani birinci programın üstünden ortalama bir iki hafta kadar bir süre geçti. Yani bizim bu kadroyla, bu arkadaşlarla çıktığımız ilk programdan sonra yaklaşık bir iki hafta kadar bir süre geçti. Evet. Hani o 14 günlük, 15 günlük süreçte hani gittiğimiz camilerde ben bizzat kendi yaşadığım olay, caminin hocası televizyondan tanıdığını, Genç Sen programıyla hani direkt programın ismini vererek tanıdığını söyledi. Hani çok beğendiğini, gençlerin böyle bir şey yaptığını, çok güzel olduğunu, kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi. Bizzat benim yaşadığım olay bu yani. İnsana yani şey de veriyor, enerji de veriyor dışarıdan böyle güzel tepkiler almak. O yüzden hani benim yaşadığım olay bu, bu kadar. Sizin hocam gerek babanıza gerek sahne hocanız olsun bir olayınız vardı ama onunla alakalı da ufak bir değerlendirme rica edeceğim. Ya o konuyu kapattık. Nihayetinde sahne hoca bizim hafızlık hocamız olduğu için çok da hani üstüne gitmiyoruz. Hani yani kendi hocamız sonuçta, eleştiririz de, severiz de. Bizim... Yok yaşamadım. Akşamına mesaj bekledim sahne hocadan ama bir sıkıntı olmadı yani herhangi bir. Teşekkür ediyorum. Mustafa. Dışarıdan tepkiler gerçekten güzel. Yani programla alakalı güzel tepkiler alıyoruz. İçeriden de övdüğümüz programların tepkileri çok güzel. Hocam ne güzel program yapmışsınız, bizim programa da değinmişsiniz. Birkaç hakkında konuştuğumuz programlar var. Onların sahipleriyle o gün bugündür görüşmüyoruz. Evet, ilişkiyi kestiler bizimle. Uğraştığımız herkes bizimle araya bir mesafe koymaya başladı. Program nereye gidecek ben de merakla bekliyorum. Şaka bir yana hepsinden güzel tepkiler alıyoruz. Herkes merakla takip ediyorlar. Bir sonraki programda kiminle uğraşacağımızı herkes merak ediyor yani. Evet Eren kardeşim, senden de bir iki cümle alayım. Hocam hani gerçekten güzel tepkiler oluyor. Hani şunu da demek istiyorum. Gerçekten millet FM TV'yi takip ediyor. Gençten programından tanıdığını söylemiş yani Enes hocamızı. Cami imamı. Yani güzel bir tepkiler de aldık yani. Aile tarafından olsun, dışarıdan görenler de olsun. Güzel bir tepkiler de aldık yani programı başlayınca. Evet, takip edilmek, tanınmak güzel bir şey gerçekten. Etkili olduğunu gösteriyor ve bu işi sunan insanlara, bu programı yapan bizlere de güzel bir dediğim gibi enerji oluyor yani. Bir sonraki programı hani daha heyecanlı. Çünkü izlendiğini bildiğin için daha güzel çalışarak geliyorsun yani. Daha başarılı olmak için bir mücadele ediyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Evet kıymetli izleyenler, siz de bizim programımıza yorumlarınızla ortak olabilirsiniz. Programa katılım sağlayabilirsiniz. Bizlere 0530 234 04 88 numaralı telefondan, WhatsApp'tan yorumlarınızı iletebilirsiniz diyelim. Evet arkadaşlar, vakit kaybetmeden ben VTR'lere geçmek istiyorum. İlk VTR'miz kanalımızda her gün düzenli olarak yayınlanan ana haber bültenimiz. Ben onun kısa bir fragmanı var, onu rica edeceğim, ondan sonra üzerine konuşalım. Evet Mustafa kardeşim, Osman Hoca'yı yakinen tanıyan biri olarak ben önce senden yorum almak istiyorum. Ya öncelikle şu kısmına değinecek olursak şunları söylemek istiyorum kesinlikle. İslam'a uygun, İslami ölçülerde gündemde ne yaşanıyorsa en güzel şekilde hem haber hazırlayan hocalarımız, kardeşlerimiz, hem haber bültenini sunan başta Osman hocamız, diğer hocalarımız
bunu en güzel İslami ölçülerde nasıl lanse etmek gerekiyorsa, nasıl insanlara göstermek gerekiyorsa o şekilde gösteriyorlar. Ama programın şunu ben özellikle istikametine önem göstermek istiyorum. Çünkü bu program her gün canlı yayınlanan bir ana haber bülteni. Diğer profesyonel televizyon kanallarında, ulusal yayın yapan televizyon kanallarının birçoğunda da bu ana haber bülteni mevcut. Elhamdülillah biz de bunu İslami ölçülerde nasıl yapabiliriz? İslami ölçülerde insanlara gündemi nasıl lanse edebiliriz? Nasıl gösterebiliriz? Buna değinerek böyle güzel bir adım atmış olduk. Ana haber bülteninin özellikle hazırlanışı, ana haber bülteninin her gün sunum şekli, bunlar önemli şeyler. Bunlara çok güzel hazırlık yapılıyor, bunlara çok önem gösteriliyor. Hem haber hazırlayan hoca arkadaşlarıma, diğer arkadaşlarıma hem de ana haber bülteninde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey de var hocam, kanallarda biliyorsunuz kanalın biraz da kalitesini gösterir. Yani bir kanal açıldığında vesaire ilk sorulan sorulardandır. Kanalda ana haber bülteni var mı diye. Aynen. Çünkü haber bülteni varsa o kanalın kalitesini göstermiş oluyor. Büyük bir meşakkat hocam. Her gün gündemi takip edeceksin. Her gün işte diğer haber ajansları olabilir. Kendin FM TV olarak bizler olabilir. Gündemi takip edeceksin. Gündemi koklayacaksın. Hem siyaseti hem gerektiği zaman sporu, gerektiği zaman üçüncü sayfa haberlerini, bütün haberleri toplayacaksın, derleyeceksin ve akşam İslam'a uygun şekilde bunların içinden haberler çıkartıp her gün ana haberde insanların karşısına 40 dakika, 50 dakika bu haberleri İslami ölçülerde nasıl sunabilirim? Bunun üzerine yoğunlaşacaksın. Kesinlikle, yani bu kadar çalışılması ayrı bir meşakkat, ayrı bir performans gerektiriyor. Ama en önemlisi İslami ölçülerde bunu seyirciye sunabilmek. Çünkü malum dünyada ve özellikle Türkiye'mizde hani yaşanan olaylar, işte gündem olan, üçüncü sayfa olan olaylar genellikle İslam'a uygun olaylar değil. Mesela az önce bir şey duydum. Sahte polislere, gerçek polislerden büyük darbe. Yani bunu şimdi nasıl İslami bir şekilde çevirip lanse edeceksin? En önemli olay da bence orası yani aslında. Hani çalışmak da ayrı güzel ama hani İslami bir şekilde de lanse etmek bence hepsinin üstünde çok büyük bir başarı. Osman Hoca'yı da buradan ayrıca tebrik ediyorum. Tebrik ederim kendisine. Evet arkadaşlar, cümlelerinize dikkat ettim. İslami bakış açısı dediniz. İslami bakıştan bahsettiniz. Bir programımız daha var ki kanalımızda yine yayınlanan Tarih Vakti programımız. Tarihten bahsedilen Orhan Yüzükçü hocamızın sunmuş olduğu. O da tarihimize daha çok böyle İslami bakış açısıyla yine bakarak tarihimizi bizlere en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Ben rejiden rica edeyim 2 numaralı VTR'mizi, Tarih Vakti VTR'mizi verelim. Üzerine konuşacağız. 4, 3, 2, 1. Şu an normal kayıt var mı abi? Var ya. Şey, kapım oldu açık. Ne bileyim. Nasıl kayıt? Benim 4, yok. 3, 1. Trollemiyorsunuz değil mi? Trollemiyorsunuz değil mi? Bunlar şeye malzeme çıkartabilirler biliyor musun? Hani işte neydi o program var ya, genç sen. İşte bence konuşmayalım, şu an çekimde olabiliriz. Boş ver. Bak orada gözüküyor. İşte bence konuşmayalım, şu an çekimde olabiliriz. Boş ver. Bak orada gözüküyor. Hadi şeyi söyleyin, 3-2-1'i söyleyin de öyle başlayalım ya. Evet arkadaşlar, ben aslında biraz programı sunarken biraz ciddi bir şekilde sundum ama programın biz aslında kamera arkası görüntülerini yayınladık. Şöyle ki biliyorsunuz, dediğim gibi biz bu programda diğer programlardan kesintiler alıyoruz ve mizahi bir şekilde de değerlendirdiğimiz programlar var. Bu da onlardan bir tanesi. Sunuculara olsun, programcılara olsun biraz sanki korku salmışız gibi. Tabii hocam, resmen kendilerine öyle çeki düzen vermişler ki organize oluyorlar. Konuşmayalım, konuşmayalım. Aman genç sen programı çekiyor olabilir. Bunun güzelliği aynı zamanda kamera arkasında da bizim ekibimiz var. Kamera arkasında Abdülbaki kardeşimiz özellikle bu programları kokluyor. Bir an yakalayayım da bir hata yapsınlar. En az yani bu tabii işin şakası, güzel boyutu, nükte boyutu tabii ki de ama bütün programlar kendilerine güzel çeki düzen vermişler. Aman konuşmayalım, aman programı hazırlığımızı güzel yapalım, kendimizi iyi sunalım. Bu şekilde hazırlanmışlar. Yani o şeyin ayrı bir konu. Yani şeyin, bunun dışında başka bir olay daha var. Günümüzde tarihin aslında çok yanlış anlatıldığı. Nasıl hani
günümüzde bir sürü bununla ilgili dizi film yapıyorlar. İşte Osmanlı sultanları kadınlarla işte hep beraber oluyorlarmış. Bununla ilgili en büyük örnek aldığım padişah Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'dir. 8 yıllık saltanatı boyunca 5 yılı hani hiç dönmeden 5 yılı seferde geçmiştir yani. Bir tane erkek oğlu olmuştur. O da muhteşem lakabıyla bilinen Kanuni Sultan Süleyman'dır. Hani Allah vermeye o da olmasaymış hanedan aslında bitiyormuş az kalsın yani. Hani bu programlar da aslında yanlış kaynaklardan öğrenilen tarihin dışında çok etkili olduğunu düşünüyorum yani ben. Çok bu, güzel bir şey tabii. Hakikaten Enes Hoca değindi. Bütün hani şu anda insanlar tarihi öğrendiği diziler, filmler tarihi çok farklı lanse ediyorlar. Bu kadar yanlış haberin, bu kadar yanlış tarihin, bu kadar yanlış kaynağın olduğu bir dönemde diyelim. Bu kadar güzel İslami ölçülerde yine tarihin güzel boyutlarını meydana çıkartarak onu güzel bir şekilde insanlara FMTV ekranlarından duyurmaya çalışan başta Orhan Yüzükçü hocamıza, daha sonra Mecit hocamıza ve Fatih hocamıza da buradan hem tebrik hem teşekkür iletiyoruz yani inşallah. 600-650 yıllık bir imparatorluk düşünün. Hani bu kadar uzun sürmüş. Allah'ın hükümlerine uymadan bunun mantıksal başka hiçbir açıklaması yok. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinin mantıksal hiçbir açıklaması yok yani. O yüzden tarih yanlış lanse ediliyor. Buradan tek tek hepsine ben de teşekkür ediyorum yani. Yok güzel takip ediyoruz. Çok güzel anlatıyorlar yani. Ben de şunu demek istiyorum. Yani şu anda televizyonlarda olmayan Türk tarihimizi anlatan ve de hepsini yanlış anlatıyor. Eğer gerçek tarihi öğrenmek istiyorlarsa cumartesi günü saat 8'de bizim kanalımızda Tarih Vakti diye yanıyor yani yayınlanıyor ve de tarihimizi gerçek bir şekilde anlatılıyor. Evet hocam, şuraya bir daha değinmek istiyorum ben. Bu kadar önemli bir programı yapan programcılarımız da gerçekten bir korku almış diyelim. Hele Orhan abinin ifadesi beni gerçekten güldüren ifade. Trollemiyorsunuz diye demediği. Biraz Fatih Hocam'ın ifadesine takıldım. Aman konuşmayalım. Yayına girmeden konuşmayalım. Evet. Evet arkadaşlar, bir önemli programa daha geçeceğim ki bu programda da siz sorun biz söyleyelim programı. Seyircilerimizin sorularını yanıtlayan bir program. Bu programda da Yavuz Selim hocamıza gelen aslında önemli bir soru ama biraz acayip sorulmuş. O VTR'yi de bir izleyelim, üzerine konuşacağız. Jilet vurmanın haram olduğunu öğrendim. Ben de tüy dökücü kullanıyorum. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz demiş. Aynı şey, değişen bir şey yok yani. Bu da ilginç bir şey. Yani sonuçta şöyle diyelim. Jilet değil de kısaltmak, hani makineyle diyorlar ya bir numara neyse artık böyle kazınmamak şartıyla yapılan bir işlemse onda haramlıktan kurtarır. Ama sonuçta ama kazınmak ama tüy dökmek sonuçta neticesi aynı olduğu için yine caiz olmayacaktır yani. Evet. Şu niyet aynı şu sonuçta. Değişen bir şey yok. Ha jiletle dökmüşsünüz, ha tüy, başka bir ilaçla veya bir şeyle dökmüşsünüz neticesi aynıdır. Yine kurtaramadı. Yine yani kurtaramadı. Haramlıktan evet. Kurtaramadı. Evet Enes kardeşim, sen sakallarını neyle temizliyorsun? Yani bulabilirsem kezzap, yoksa tuz ruhuyla gayet güzel hani sakallardan arınabiliyoruz yani. Şaka bir yana, aslında bir yana da değil. İlk niye bana soruyorsun yani, sakalım yok diye mi bana sordun onu da anlamadım ama. Sakal eksikliği. Yani sende. Çıkacak inşallah zamanla. Yavuz Selim Hoca'nın da bu arada işi zor. Gerçekten hani acayip sorular geliyor. Bununla da görmüş olduk yani. Allah yardımcısı olsun diyorum. Ya bu programa şu şekilde çok değinmek istiyorum. Programın isminden başlıyor zaten. Siz sorun, biz söyleyelim. Yani insanlara dair seyircilerin ne istediği, ne seyircilerin aklına takılan ne soru var. Burada ekranları başında izleyenlerin tabii ki de şimdi bizim programımızı bile izlerken bir insan sakallı, cübbeli, sarıklı, işte şalvarlı insanlar gördüğü zaman, İslam'ı temsil eden insanlar gördüğü zaman hemen bir soru sorma ihtiyacı duyuyorlar. Hemen cevabını almak istedikleri önemli konuları hemen sormak istiyorlar. Bu konuda da başarılı bir program. Siz sorun biz söyleyelim. Lakin siz sorun biz söyleyelim programının şöyle bir yanı var. Programın özellikle ilk bölümlerinde çok fazla tepki alıyorduk. Ya aynı hocadan neden iki tane var diye. O eğer o hocam, görüntülere dair... Bir görüntümüz var rejiden rica edeyim. Evet bu görüntü. Bu hocalarımız ikiz o kardeşler. Maşallah bir şey demeyin. Dediğiniz gibi bu görüntüyü gören seyircilerimiz hatta şey diyen bile oldu. Hani hoca, aynı hoca bir taraftan sorup diğer tarafa geçip cevaplıyor mu diyen bile oldu. Dediğiniz gibi bayağı benziyorlar gerçekten. Biz de burada karıştırdığımız oluyor yani. Tabii. Zorluk çekiyoruz bu konuda. Gözlük bizi büyük bir... Ben
hala bilmiyorum mesela hangisi hangisi. Şu an bakıyorum ama yine de çözemiyorum. Yani gözlüğünün benzediği yetmiyormuş gibi isimleri de aynı. Gözlükten tanıyayım diyorum. Yavuz Selim Hoca gözlüklü olan diyorum. Bazen bir bakıyorum Selim Hoca da gözlük takmış. Yavuz Selim Hoca diyorum ona bu sefer. Tabii. Evet. Öyle karıştırıyoruz yani. Yani şu şöyle toplayacak olursak gerçekten başarılı bir program. İnsanların aklına takılan bütün sorulara en güzel şekilde cevaplandırmaya çalışıyor. Özellikle bazı akşamlar çok can alıcı sorular soruluyor. Mesela bu programda olduğu gibi sakala jilet vurmak, sakalı kesme yani sakala jilet vurmak haram olarak lanse edildiği için tüy dökücüyle aldığım zaman reçeteyi sorun ver, yokmuş reçete, gibi anlaşılıyor. Yani kezzapla tuzluğu döktün mü kökten çözüyorsun mevzu yani. Evet arkadaşlar, her türlü soruya cevap var dediniz bu programda. Seyircilerimizin soruları yanıtsız kalmıyor. Yine aynı bu şekilde olan bir programımız var. Ailemize İnciler kıymetli Reşit Hocamız sunuyor programı. Bu programda normalde soru cevap yapılıyor ama bu programda Reşit Hocamız geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kıssa anlattı. Ben özellikle rica ettim. Hem biz de dinlemiş olalım hem seyircimize de tekrar aktarmış olalım diye. Çok önemli bir kıssası var. Onu rica edelim, beraber izleyelim. Dünyanın en büyük zenginlerinden biri İngiltere'de olan bir hadise. Gene mallarını saymak ya da yeni mallarını oraya depolamak için o depoya girdiğinde, kimseden habersiz girdiğinde bir anlık bir gafletle kapıyı kapatıyor, dış kapı. Ve içeride kalıyor. İçeriden dışarıya ses geçirmeyecek şekilde, ulaşımı mümkün olmayacak şekilde o kapılar kendisine kapanınca, en iç bölümde kalınca, duvarlar o kadar güvenlikli, kalın yapılmış ki hırsız girmesin, çalınmasın, işte ihanete uğramayın diye. Ne kadar bağırırsa bağırsın, ne yaparsa yapsın sesini duyuracak kimse de yok. Ve zaman zaman günlerce süren seyahatlere çıktığı için, bazen bir gün çıkıp 3 gün, 5 gün, bir hafta gelmediği zaman olduğu için işte hizmetçileri, çalışanları veya aile yakınları bu adamın işte bir toplantısı vardır, gitmiştir başka bir ülkededir veyahut da başka bir şehirdedir. Gelir birkaç gün sonra, o zamanları cep telefonu da tabii yok diye endişe etmiyorlar. Ama bilmiyorlar ki adam kendi yaptırmış olduğu hazinesinin koyduğu odasında çıkamıyor, sesini duyuramıyor. Ve en son adam eliyle şu notu yazıyor. Dünyanın en zengin adamı açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere. Bu yazıyı gördüğünüzde belki de muhtemelen ölmüş olacağım diye kanıyla o kadar paranın, malın, altının, mücevherin, hazinenin içinde aç, susuz öldüğünü yazarak ölüyor gidiyor. Bir de bakıyorlar ki aylar, yıllar geçiyor. İşte haftalar sonra adamın en son kokmuş cesediyle, cenazesiyle karşılaşıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi normalde bu programda soru cevap şeklinde Reşit Hocamız soruları cevaplandırıyor. Ama bu kıssa beni çok etkilediği için bu kıssayı koymak istedim. Enes kardeşim, senden başlayabiliriz. Aslında çok ibretli bir hikaye. Yani benim kendim çıkardığım ders şu. Hani yani ahirete yönelelim, işte dünyadan uzak duralım anlamında çıkardığım ders değil yani. Bu dünyada maalesef mecburiyetler gereğince herkes bir şekilde geçimini sağlamak zorunda. Bu da paradan oluyor. Asıl çıkarılması gereken ders bence şurası. Allah'ın sana verdiği zenginliği nerede harcadığın. Yani o kadar saklıyorsun, cimrilik yapıyorsun, işte kibire kapılıyorsun. Sonunda geldiğin yere bak. Yani ibreti burada. O kadar mal varlığın var ve o kadar malın içinde ölüyorsun. Hani en sonunda ne dedi? Kanıyla yazmış. Ben çoktan ölmüş olacağım diye. Önemli olan zengin olman, fakir olman değil. Allah'ın da buyurduğu gibi biz zenginliği dilediğimize veririz. Yani bugün kimin zengin olacağını, kimin fakir olacağını bilemeyiz. Eğer zengin olursak, Rabbimiz ikram ederse bunu nerede kullandığımız çok önemli yani. Ben bu böyle düşünüyorum. Çok güzel yerden girdi gerçekten Enes Hoca. Mal mülk kazanılıyor veya kaybediliyor bir şekilde. İnsan dünya hayatında yani herkes kafasını secdeye yapıştıracak da son nefesini verene kadar secdede kalacak diye bir kaide yok. İnsanlar yaşamını devam ettirebilmek için bir şekilde çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ama peygamber ümmeti, gerçi bu kıssanın geçtiği yer İngiltere olarak söyledi zaten Reşit Hoca. Lakin buradan çıkartılması gereken ders, biraz bakarsak peygamber ümmetine, hakikaten peygamber ümmetine, asr-ı saadete bakarsak, peygamber ümmeti malını hiçbir zaman sakınmamış. Torunlarıma çok malım, çok arsam kalsın, ben onların iyiliği için yap. Öyle bir şey yok. Eğer gerçekten bir sonraki neslin iyiliğini düşünüyorsan, bunları İslam yolunda çabalı, İslam yolunda harcayacaksın, İslam yolunda kullanacaksın bu mallarını, mülklerini.
Yani, kesinlikle yani rızık zaten diyor ya, rızık Allah'tandır. Bunun ötesi yok yani. Hani kimse bunu ben kendim kazandığım, tamam çalışıyorsun, vesileler oluyor, kapılar açılıyor, bir şeyler oluyor. Hani dünyevi baktığın zaman kendin yapmış gibi görüyorsun ama mutlaka onun altında Allah'ın yardımıyla, yani dilemesiyle yapıyorsun. Bazen o kadar yetenekliyim dediğin işlerde bir kilitleniyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Ama bazen de bir bakıyorsun yolun sonuna gelmişsin, başarıya ulaşmışsın, haberin yok. Hani mesele bu da değil. O başarıya ulaştıktan sonra, o kadar mal varlığı gördükten sonra bunu nerede kullanabildiğin bence mesele. Allah yolunda kullanmadıktan sonra işte bu da dünyevi bir ibret. Yani her zengin de böyle ölecek diye bir şey yok. Kimisi de rahat yatağında ölüyor. O da ayrı bir mesele. Kimisi de hayatını gayet şu yani dünyevi şartlarda güzel bir şekilde yaşıyor. O şekilde tabir edilebilir. Bizim alabileceğimiz bir Müslüman olarak hani alabileceğimiz ders yani. Hani malı nerede kullandın? Zaten ilk bu sorulacak. Çok malı olanın hesabı zor olacak. Bununla ilgili hani hadisler var. İşte o yüzden hani malı güzel, Allah'ın verdiği malı güzel yerde kullanmak lazım. Beni yayınladınız, beni konuşmadınız demesin diye ben programla alakalı da bir iki cümle rica edeceğim sizden. Gerçekten ailemize inciler programında ismi gereğince gerçekten ailemize inciler. Çok güzel. Bazı konulara değiniliyor. Özellikle şimdi sabah programları çok popüler bu dönemde. Sabah programı insanlar açtığında gündüz kuşağı adı altında cins cins programlar yapılıyor. Ne ödüğü belirsiz. Kimi evlendiriyor, kimi boşandırıyor, kimi bir şeyler kovalıyor. Öyle programlar şu an çok gündemde. Ama bunda bu programların yanı sıra evinde oturan... Reşit hocamız da aslında bir manevi doktor. Aynen öyle. Çok, çok güzel dedin aslında Mümin hocam. Reşit hocamız da evinde ev hanımlığını yapan özellikle hanım ablalarımıza güzel ibretler, güzel dersler vermeye çalışıyor. Tebrik ediyoruz Reşit hocamızı buradan. Vallahi ben Reşit hoca için bir şey demiyorum yani. Babam elediği için ben hala oradayım. O yüzden Reşit hoca ile ilgili ben yorum yapmayacağım yani. Aslında Reşit hocanın... Yani şimdi bunu burada söyleyince biraz garip olabilir ama Reşit Hoca'nın güldürmeyen esprileri yani Kur'an-ı Kerim yarışması programında güldürmeyen esprileri çok gündeme geliyor. İnşallah önümüzdeki programlarda ona da değinelim. Açıklamaya diye. Uğraşıyoruz onu yani. Dışarıda sordukları zaman aslında ne demekse. Aslında şunu kastetti de komik. Buraya öyle gülmemiz lazımdı diyerek güzel espriler yapıyor yani. Evet. İnsanları derinden yaralayan esprileri var. Evet arkadaşlar. Ailemiz Zenciler programı da bu şekilde. Şimdi Mustafa kardeşim, senin de dahil olduğun, konuk olduğun bir program var. Geçen hafta da bir görüntüsünü vermiştik. İzleyicilerimiz çok beğendi. Çünkü küçük kardeşlerimiz, hafız kardeşlerimiz ve hafızla aday kardeşlerimiz katılıyor programa. Büyüdükçe programı. O programda da yine kamera arkası görüntülerini biz aldık. Senin de dahil olduğun yine dediğim gibi. Onu bir rica edelim, üzerine konuşalım. Evet çocuklar başlayacağım ha. Tebessüm. Hihi yapın bakayım. Hihi yapın bakayım. Şşşt din çıkarım. Hepsi gençten programına gidiyor. Ben eminim ya. Kamera arkasını yaparız diyorsun. Valla hihi hepsi. Öğretiyorlar ha valla. Valla. Şeye de gelmiyor. Çocuklar gençten programına el sallayın buradan. Bak. Salla salla salla. Aferin size. Evet. Hihi yap. Hihi yap. Evet çocuklar başlayacağım ha. Tebessüm. Hihi yapın bakayım. Hihi yapın bakayım. Şşşt din çıkarım. Hepsi gençten programına gidiyor. Ben eminim ya. Kamera arkası mı yaparız diyorsun? Valla hihi hepsi. Öğretiyorlar ha valla. Valla. Şeye de gelmiyor. Çocuklar gençten programına el sallayın buradan. Bak. Salla salla salla. Aferin size. Evet. Evet arkadaşlar yine bir mağdur hocalarımızdan diyeyim ben artık. Çünkü gerçekten korkuyorlarmış bizden. Mustafa kardeşim sen de dahil olduğun için önce senden yorum rica edeceğim. Çok neşeli bir program. Gerçekten çok neşeli bir program. Ben oradaki bütün mimiklere canlı şahit oldum. Orada kameralar çocukları çekerken çocuklar hani bunun bilincinde olsunlar diye Selim Hoca'nın yaptıklarına, kameraman arkadaşlarımızın yaptıklarına ben canlı şahit oldum. Neşeli bir program. Çocuklarla yapılan her şeyin neşeli olduğu gibi bu program da çok neşeli. Özellikle çok insanlara güzel şeyler aşılayıcı bir program. Yani şu an Büyüdükçe programında medreselerin özellikle tanıtımı yapılıyor. Bizim merkez kursunun tanıtımı olarak çıktık biz zaten Büyüdükçe programına. İşte Cevizli kursumuz olsun, şehitlik kursumuz olsun. İnsanlara bu saydığım kurslar özellikle birisi Cevizli'de, Pendik tarafında, birisi Beykoz'da bizim kursumuz. Diğeri Fatih tarafında yani İstanbul'un dört bir tarafından, ileride inşallah ülkemizin dört bir tarafından medreseler tanıtılacak. İnsanlar da, seyircilerimiz de, ekranları başındakiler de kendine en uygun, kendine en yakın, çocuklarının en rahat edebileceği medreseleri direkt ekranları başından ulaşarak, ekranları başından bularak
kolaylıkla kendi yavrularını, eşlerini, dostlarını, akrabalarını medreseye sevk edebilecek, yönlendirebilecekler. Bu yönden çok tebrik edilesi bir program. İnsanları da çok fazla ekrana kitleyebilecek bir program. Çünkü sonuçta orada sunan insanlar çocuk. Yani orada bir çocuk kalkıyor, ayet manası veriyor ki o özellikle bizim programımızda ayeti okudu. Bir mana verdi kardeşimiz. Gerçekten insanın tüyleri ürperiyor yani. Oradaki çocuk kardeşlerimizi de özellikle katılan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hocalarına da teşekkür ediyorum. Gerçekten ümmete yakışır insanlar, ümmete yakışır hocalar yetiştiriyorlar. Şimdi tabii bizim programımıza selam yollamayı ihmal etmemişsin. Sana da teşekkür yapıştırayım dedim hocam. Evet. Şimdi ben bir şey soracağım. Güzel anlattın da. Şimdi bu hangisi? Yavuz Selim Hoca mı, Selim Hoca mı? Ben hala oradayım. Hala tanıyamıyorum yani. Evet, gülme, gülme ciddiyim yani. Harbiden tanıyamıyorum. Ciddi anlamda tanıyamadın. Yani bu Selim hocamız. Galiba İkizler'den Selim Ulusal hocamız. Tamam, Selim hocam, tamam. Evet. Evet arkadaşlar, dediğiniz gibi, senin de dediğin gibi Mustafa kardeşim, ufak kardeşlerimizin katılmış olduğu ve kurslarımızın tanıtıldığı bir program, Büyüdükçe programı. Evet arkadaşlar, şimdi bir programımız daha var, Dualar programı. O programda Sami Hoca, biliyorsunuz artık her programda kendisi klasik haline geldi. Veriyoruz görüntülerini. Yine çok önemli bir görüntüsü var. Dualar programı. O görüntüyü bir izleyelim. Üzerine yine konuşalım. Yoksa etmiş olduğumuz dua, duamız kabul oluyor ve biz onu şeytan ve nefsin direktifleri doğrultusunda harcıyoruz. Yok maalesef. Harcıyoruz. Yok maalesef. Yok. Olmadı, kalmadı. Evet arkadaşlar, Sami Hoca'ya çok da takılmak istemiyorum aslında ama mümkün değil gibi duruyor. Her programda gerçekten kendine has hareketleri var. Güncelleme geliyor herhalde. Ben onu anladım o 7 saniyeden. Kendini güncelleyip devam ediyor herhalde. Ya Sami Hoca gerçekten şimdi anlatıyoruz ya, insanlar gençsen programına video kaptırmamak için, video vermemek için kendine çeki düzen veriyor. Kendine çok özen gösteriyor. Sami Hoca çizgisinden kesinlikle ayrılmıyor. Bu da sanki bir malzeme olarak kullansın. Ne oluyor ama Sami Hoca oluyor yani. O kadar dikkat etmiyor. Yok, rahat ama. Acaba ücretsiz yaptırmak için mi bu çabayı sergiliyor? Onu da tam bilemiyoruz ama. Evet olabilir. Hiç o açıdan düşünmemiştik. Ben de o gün çelimiyordum. Reci değilim. Şey yapıyorduk yani, bir programı çekerken bir an dondu. Herhalde dedim yayın bittiğini anladı ya da şey, başka bir yere gitti aklı, bir yere daldı diye. Kendisine bu görüntüyü sorduğumda bana verdiği cevap, o an bir şey düşünüyordum, aklıma gelmedi, sonra devam ettim, işime baktım diyor. Tabii yani programda bu kadar da işlemleri yapmış, evin borcunu, kirası falan, bunları düşünmüş. Hesabı sonra programa devam etmiş. Evet. Yok öyle yüklenmeyelim. Programla alakalı bir şeydir büyük ihtimalle ama. Ya programla alakalı zaten söyleyecek çok şey var. Program çok başarılı bir program. Bizim de zaten güzel takip ettiğimiz bir program ki her hafta bir malzeme, bir konu çıkartıyoruz kendimize orada. Ama çizgisini bozmadığından ötürü tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Kendine has ettiği. Ama gerçekten onun dışında da Sami Hoca tamam marjinal olabilir, böyle her hafta konumuz olabilir yani. Farklı şeyler olabilir ama onun dışında gerçekten Sami Hoca çok etkili bir insan yani. Konuşması, işte anlattıkları. Şahsen ben Sami Hoca konuştuğu zaman ister istemez dinliyorum yani. Can kulağıyla dinliyorum. Hani o deliliğinin, o marjinalliğinin altında da böyle bir etkileyici bir yapısı var Sami Hoca'nın yani. Ben hani şey, toz kondurmak. Ben biliyorum hocam ama seyircilerimiz de bilsin için bir soru soracağım. Günlük hayatında da böyle mi Sami Hoca? Daha beter. daha beter diye tabir etmeseydik iyiydi. Yok, daha şey. Hani burada şimdi diyoruz ya, böyle değişik işte, marjinal diyoruz ya kendi tabirimizle. Yani günlük hayatında daha şey, telefonla konuşurken, yüz yüze konuşurken falan çok konuşurum Sami Hoca'yla ben. Belli etmek gerekirse aslında bu programda ortalama 6-7 saniye bekliyor herhalde. Eğer programın belli bir süresi olmasa burada ortalama 2-3 dakika bekletirdi herkesi yani. Biraz düşünürdü. Hakikaten o borçları kafasında bir öderdi. Sonra devam ederdi programı. Evet arkadaşlar, sırada Kur'an-ı Kerim yarışmamız var. Kur'an-ı Kerim yarışmamız biliyorsunuz her hafta yayınlanan, cumartesi akşamları canlı yayınla yayınladığımız gayet heyecanlı bir program. Heyecanlı diyorum, bunu yarışmacıların hallerinden, tavırlarından da anlayabiliyoruz. Selman hocamızın elimizde bir görüntüsü var. Recep Konuk kuliste biliyorsunuz duran Recep Konuk hocamıza yapmış olduğu bir röportajda söylemiş olduğu bir cümle var ki kendisi ondan sonra evinde sıkıntı yaşadı mı bilmiyorum ama o videoyu bir izleyelim, ne demek istediğimi daha iyi anlayacağız. Buyurun Selman Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Recep Hocam. Büyük bir heyecan var. Gerçekten bu heyecanı nasıl atlatacağız bilmiyorum. Yani büyük bir heyecan var. Büyük bir atmosfer yaşıyoruz şu an. Şimdi ilk iki yarışmacımız bekardı. Siz evlisiniz ve yeni evlisiniz. Şimdi evlilik heyecanı mı bu mu? Mükayese edersek nasıl bir duygu? Ben evlenirken böyle heyecanlanmadım gerçekten. Eyvah, yenge hanım bizi izlemiyordur umarım. Evlilik heyecanı mı bu mu? Mükayese edersek nasıl bir duygu? Ben evlenirken böyle heyecanlanmadım gerçekten. Eyvah, yenge hanım bizi izlemiyordur umarım. Umarım. Evet arkadaşlar, orada en sonunda bir yaktın beni Recep Hoca duruşu var ki Selman Hoca'nın. Evet Mustafa kardeşim, sen de evlilik arefesinde olmanasa bile önce senden yorum istedim. Ben nişanlı bir insan olarak aslında bu konuya çok yorum yapmak istemiyorum. Sadece söylemek istediğim şey şu ki Selman Hoca'nın ne kadar heyecanlı olduğunu verdiği cevaptan anlayabilirsiniz. Aklı başında hiçbiri o cevabı vermez yani. Sonunu düşünerek o cevabı vermez. Gülerek kapatmaya çalışmış mevzuyu ama olmamış yani. Hani güleyim bari şey olmamış gibi. Onun dışında yani her programımızda buna değiniyoruz. Yine değinelim. Hani bu işte Kur'an yarışması gerçekten çok etkili program. Hani bunu dışarıda da görüyoruz, insanlarla konuşuyoruz. Zaten şu an FM TV'deki en öne çıkan programlardan bir tanesi Kur'an yarışması. Tabii ki de Genç Sen programından sonra. Tabii bizden sonra, onu şey yapmıyorum da, bizden sonra en öne çıkan programlardan bir tanesi. Bir de hani devrimize aykırı olması, yani bir televizyon kanalında bir programda Kur'an yarışması yapıyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir şey yani. Önemi tartışılamaz. Allah'ın kelamını okuyorsunuz, ayetlerini okuyorsunuz. Bununla ilgili işte tatlı rekabet bir yarışıyorsunuz. Hani gerçekten çok, o yüzden de ayrı bir tebrik yani ediyoruz yani. Bir mesaj okumak istiyorum hocam. Bir önceki VTR ile alakalı seyircimizden de Sami hocamıza destek var. Selamünaleyküm hocam. Rabbim sizin gibi gençlerin sayısını çoğaltsın inşallah. Benim de kızım çok seviyor Sami hocamızı demiş. Sami de atmıştır o mesajı. Başka bir numaradan atmıştır. Evet Mustafa kardeşim. Özellikle Enes Hoca'nın şu sözüne değinmek istiyorum. Tabii ki şu an başka ulusal kanallarda da Kur'an-ı Kerim yarışması yapıldı. Ama değinmek istediği en önemli nokta şuydu ki buradaki hafızlık, buradaki Kur'an-ı Kerim yarışmasına çıkan hoca arkadaşlar da, jüride, yorum yapan hocamız da gayet güzel bir şekilde İslam'ı en güzel şekilde lanse ederek, İslam'ı en güzel şekilde insanlara göstere göstere tabiri caizse burada performans sergiliyorlar. Hepsinin başında sarığı, hepsinin üzerinde cübbesi, sakalları çıkanın sakalları sünnet üzere. Hepsi maşallah çıkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i tabiri caizse yaşatarak okuyorlar. O yüzden biz buna yine çok tepki alacağız ama TV'de ilk diyoruz. Yani jüri de ayrı bir şey. Onu da ekleyelim. Onları da ayrıyetten tebrik ediyoruz. Reşit Hoca'yı da tebrik ediyorum yani ayrıyetten. Ali Hoca'mızı da tebrik edelim. Ali İlhan Hoca da bu hafta evet birinci oldu. Selman Hoca'mız da ikinci oldu. Onu da tebrik edelim. Nihayetinde dediğimiz gibi hani illa birinci olmak için değil yani. Çünkü yani çok... Bence Selman Hoca o cümleden sonra konsantrasyon kaybı yaşadığı için ikinci olmuş olabilir. Telefon geldi bence. Bence o ara bir telefon geldi ona. Ondan sonra bütün konsantrasyon gitti. Olmuş olabilir yani. Ali Hoca'mızı tekrar, o da genç arkadaşlarımızdan biliyorsunuz. Onu tekrar tebrik etmiş olalım. En kısa sürede aramızda görmek istiyoruz kendini. İnşallah. Umre'deydi kendisi, döndü. İnşallah yakın zamanda programa dahil olacak diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi programımızda geçen hafta da söyledik bu programı. Kur'an ezberliyorum. Kanalımızda Kur'an ezberliyorum programı başladı ki Kur'an öğreniyorum'dan sonra Kur'an öğreniyorum programında Derviş hocamız, Mehmet Akdemir hocamız tecvidli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı gösterdi. Şimdi de namaz sürelerinden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i ezberletiyor ekran başındakilere. Çok etkili bir program. Geçen hafta fragmanını vermiştik. Bu hafta program başladığı için programdan ufak bir kesinti vereceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Buradan okumadan ezber okumaya çalışalım. Buyurun. Sübhanekallahümme. Yine ezber. Sübhanekallahümme. Yine ezber. Sübhanekallahümme. Evet. Eğer ezbere okuyorsanız o zaman elhamdülillah çok güzel bir seviye demektir. Buyurun iki defa bakarak okuyalım. Ondan sonra bir ezber okuduktan sonra ikinci ifademize geçelim. Bakarak okuyoruz. Sübhanekallahümme. Tekrar. Sübhanekallahümme. Şimdi iki defa ezber okuyoruz.
Sübhanekallahümme. Evet Mustafa kardeşim. Ya hocam ben özellikle şuna değinmek istiyorum. Ya televizyon öyle bir şey ki hakikaten. Öyle bir kutu ki içini açan özellikle çok fazla harama, günaha, çok fazla yani olumsuz, İslam'a aykırı şeylere denk geliyor. Ama oldu ki karşılaştı, oldu ki araştırdı, oldu ki buldu. FM TV ekranlarına ulaştı. FM TV ekranlarında sabahtan başlıyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyor önce. Elif Bağ öğreniyorum programda. Yusuf hocamızla. Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra, Elif Bağ aldıktan, ilmini aldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra Kur'an-ı Kerim öğreniyorum programında Mehmet Akdemir hocamızla Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumayı öğreniyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde tecvitle okumayı öğrendikten sonra yine Mehmet Akdemir hocamızın sunumuyla Kur'an-ı Kerim bu sefer ezberlemeye başlıyor. Namaz dualarını ezberlemeye başlıyor. Yanlış anlaşılmasın, bu medresede verilmiyor şu an. Bu eğitim televizyonu medreseye, yani insanın kendi evini medreseye çeviriyor. Milyonlara. Milyonlara bu şekilde hizmet veriyor. Ya bir önceki programda da söyledik ya, işi biraz abartacağız, işi biraz ilerleteceğiz. İnsanlara e-mail üzerinden icazet göndereceğiz, hafızlık icazeti. Biz o haddeye getirmeye çalışıyoruz işi yani. Evet. Bu kadar başarılı programlar, bu kadar ön açıcı programlar. Rabbim inşallah ardını arkasını kesmesin. Mehmet Akdemir hocamıza da program hayatında başarılar diliyoruz inşallah. Başarılar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir de hani hep aynı konuya değiniyoruz belki ama ben bunu hani dışarıda yaşadığım için üstünde durmak istiyorum yani. Bu devirde gerçekten zor. Önce Elif Bağ ile başlayacaksın, sonra tecvitle okumayla devam edeceksin. En son Kur'an ezberleteceksin. Hani dediği gibi yani şu an bu eğitim neredeyse medreselerde yok. Zaten medreseler hani yani bir şekilde devam ediyor ama yani televizyonda şu an hani şeytan diye tabir edilen bir kutudan siz insanlara Kur'an'ı öğretiyorsunuz. Öğretmekle kalmayıp tecvitle öğretiyorsunuz. Onunla da yetinmeyip ezberletiyorsunuz. Çok önemli bir şey. Tekrardan özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani. Derler ya hocam çöplükteki elmas. Kesinlikle. Yani bunca pisliğin, bunca olumsuz şeyin arasında gerçekten inci gibi parıldayan gerçekten güzel bir kanal. Güzel bir yayın hayatı yaşıyoruz. Şunu da söylemekte fayda var hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere sorduğumuzda niye öğrenmiyorsun diye birçoğu işini bahane eder. Ama bu programla beraber aslında işinin başındayken bir anda bunun sesiyle beraber Kur'an-ı Kerim'de çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Geçenlerde bir taksiye binmişti. Taksiyle yani medreseye geliyorum. Medreseye gelirken adam çok istediğini, çok okumak istediğini, Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediğini belirtti ama hocam vaktim yok dedi. Ben sonuçta kirada yaşıyorum, belli borçları ödüyorum, belli bir hayatı döndürmem gerekiyor. Lakin ben bu yoğun tempo arasında Kur'an-ı Kerim öğrenemiyorum. Bir yani de, hiç gocunmadan akşam der abi şöyle yapalım böyle yapalım'a girmeden bile direkt internet üzerinden video yayını yapan siteler üzerinden de bizim programlarımızı takip edip Kur'an-ı Kerim öğrenebilirsin diye biliyorum. Şöyle de bir şey var. Şimdi diyor ya adam öğrenmeyi çok istiyor diyor ama işte yani haklı olarak işini bahane ediyor işte ödemelerim var yani bir şekilde bir bahaneler söylüyor. Ben de şununla çok karşılaşıyorum. Hepimiz karşılaşıyoruz. Kime sorarsanız nihayetinde bu ülkenin %99'u Müslüman. Kur'an okumayı bilmemiz lazım yani. Ama yani soruyorsun herkesten şu cevabı alıyorsun yani. Benim çocuk işte 4 yaşında çocuğum Kur'an'a başladı. 7 yaşında çocuğum Yasin ezberledi. Tamam ama abi işte atıyorum Ahmet abi sen bu işin neresindesin? Hani yani bizim aslında dediğimiz gibi televizyonda yani bu yetişkinlere de bu işi öğretmemiz gerçekten çok büyük bir çalışma. Bunu da söylemek istiyorum. Evet hocam. Herkesin çocukları biliyor zaten. Çekimlerde bizzat ben hani bazen oluyor. Yani Kur'an ezberliyorum programı da ve de Derviş Hoca tek tek böyle kelime kelime yaptırıp onca aynı böyle bir hafızı nasıl yetiştirirsin yani mesela toplu bir sınıfta okuttuğu zaman ayet ayet aynı o şekilde güzel bir şekilde ezberletiyor. Yani. Zamanla hakikaten insanları öyle bir empoze edeceğiz ki ekranları başından ceza bile verecek. Tek ayak üstünde duruyor bir cezalar bile verecek yani. Evet arkadaşlar, şimdi ben Mehmet Akdemir hocamızla alakalı bambaşka bir konuya geçmek istiyorum. Geçen programda Mustafa kardeşim sen bilirsin vardın. Programdan önce Derviş hocamız ufak bir tehditvari bir şekilde bizi bir ziyaret etti. Bir ufak bir tehdit etti diyelim. Ben de kendisini programla bir uyarmıştım. O uyarı videosunu bir alalım. Ondan sonra bir sürprizimiz var Derviş hoca. Evet, Mehmet hocamızın bir de biliyorsunuz arkadaşlar bizi şimdi programdan önce biraz sıkıştırdı diye özellikle söyleyeceğim bunu. Programlarda normalde niyetim yoktu tekrar söylüyorum sıkıştırdı diye özellikle söylüyorum şu an. Programlarda biraz
fazla öksürüyor benim takip ettiğim kadarıyla. Nazardır nazar onu, hocam yoksa maşallah. Yok onunla var. Alakalı bir hazırlığımız yok normalde ama özellikle söylüyorum. Bir dahaki programa inşallah yetiştireceğiz onu da. O uyardığımız konuyu yaptık. Hazırlığımızı yaptık. Çalıştık dersimize. Şimdi OVSR'yi de bir izleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Bundan sonraki dersimize bakıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Uzatılmıştır. Çekmez. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismi rabbikellezi. Evet arkadaşlar, Derviş hocamızı uyarmıştık. Kendisi biraz da istedi bu sonu diyelim. Mustafa kardeşim senle başlayalım. Ben söylemek istediğim tek bir şey var. Derviş Hoca artık çok alınmasın ama gençlerle uğraşan her zaman kaybeder. Ben bunu bilirim yani. Herkes de dikkat etsin kendine. Yani bunun da mesajını verelim artık. Evet daha fazla. Artık biraz programlardan önce hiç kimse konuşmasın. Herkes direkt programına yayınlaşsın yani. Biraz da şey oldu hocam. Daha demin biraz övdük ama şimdi şey oldu gibi. Kimseyi fazla şımartmıyoruz elhamdülillah. Herkes... Evet arkadaşlar, VTR'lerimiz bitti. Zaten süre olarak da programımızın sonuna geldik. Çok kısa bir şekilde program değerlendirmesi rica edeceğim. Ondan sonra önümüzdeki haftalara dair de cümlelerinizi alabilirim. Enes kardeşim başlayabiliriz. Yani başında da söylediğim gibi yani dışarıdan aldığımız tepkiler çok güzel. Hani bizim burada olmamız, gençler olarak böyle bir iş yapmamız çok güzel. Ki inanıyorum hani ilerleyen zamanlarda daha güzel boyutlara da gidecektir. Yani devamına bakacağız. İnşallah daha güzel olacak. Ben bu kadar. Yani hocam öncelikle gerçekten bu imkanların sağlanması önemli. Biz burada çıkıp rahatça konuşabiliyorsak bize belli imkanlar sağlanmış demektir. Özellikle Derviş Hoca ile vesaire uğraşabiliyorsak arkamızı sağlam almışız demek. Yok bu işin bir şaka boyutu tabii ki de. Bizler elhamdülillah çocukluğumuzdan beri ilim tahsil ediyoruz. Medresede büyüdük şükürler olsun. Bu zamanda da ama gençliğimizden ödün vermedik elhamdülillah. İslam'a yakışır gençler nasıl olmaya çalış, nasıl olması gerekiyorsa bizler de o yaşam tarzına, o standartlara uymaya çalışıyoruz. Şükürler olsun. Buradan şunu belirtmek istiyoruz biz de programımız için özellikle gençler de gülebiliyor. Yani sakal bırakan gençler de gülebiliyor, sarığı takan gençler de gülebiliyor, eğlenebiliyorlar. Aynı zamanda ilimde tahsil edebiliyorlar. Şükürler olsun her birimiz belli vazifeler yapıyoruz. Şahsım ben hafızlık hocalığı yaptım uzun bir dönem. Şu anda belli sorumluluklar var. Onlarla uğraşmakla meşgul. Yani dediğim gibi bizler medresede büyüdük lakin hayattan kopmadık. Yani bir insan medreseye girip başını secdeye yapıştırıp Allah Allah diyerek ömrünün tamamını geçirsin çok mükemmel bir şey. Lakin tabii ki de ilim tahsil ederken hayattan da kopmadık. Hem gündemi takip ettik hem de aynı zamanda ilmimizi okuduk. Fenli ilimler de önemli. Bir de hani bu programın güzelliğinden bir tanesi de o. Hani tahmin ediyorum FMTV'de bir ilktir bu program. Çünkü hani daha çok böyle mizah ağırlıklı konuştuğumuz için hani çok önemli bir konu o da yani. Şimdi bizi gördüğü zaman meşhur yobaz, gerici. Hani senin yobaz kavramın, gerici kavramın bizim giydiğimiz kıyafetle mi sen bir insana gerici diyorsun? Yani yobaz diyorsun. Henüz o videoyu paylaşmadık ama Mehmet Eyvaz hocamızın Masum Hoca'ya sorun programındaki videosunu da paylaştığımız zaman insanlar daha çok anlayacak. Mehmet hocamızın mimikleri gereği çok sert durur o programda. Biz de şunu belirtmek istedik. Biz hocayız ama biz de gülebiliyoruz. Biz de gayet güzel eğlenebiliyoruz. İslami çerçevede, İslam boyutlarda. Elhamdülillah bu imkanlar bize sağlandı. Gerçekten en başta Masum Bayraktar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Burada bize bu imkanı sağlayan ve çekimlerde yardımcı olan kameraman evet, kardeşlerimize teşekkür ederiz. Sen ediyoruz. Biraz fazla konuşuyorsun gibi kesmek zorunda kaldım artık. Ya artık bir yerden sonra ben şeyi kapatıyorum. Yani çok konuşuyorsun gerçekten. Bir de dibimde konuşuyor. Sen yine iyisin. Allah razı olsun hocam desteğiniz için. Yani bari ben bu programda olmasaydım da öyle bitirseydiniz beni de yani. Programın evet, içinde Eren, bitirmeseydiniz. Tamam hocam, tamam. Evet Eren kardeşim. Yani hocam gerçekten ben burada Masum hocama çok teşekkür ediyorum. Yani burada bizim önümüzü açtı bir aile olarak. Bir de şey diyeceğim hocam yani çıkarken dikkat etmek lazım. Derviş Hoca kapının önünde olabilir. Tek gelmek bize kalabalık geldi. Kardeşlerimiz falan kapıda, amcaoğulları. Yok herhangi bir korkumuz yok elhamdülillah. Teşekkürler hocam. Bu kadar yani hocama teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar yani gençlere bizzat hocamın da kendisi sahip çıkıyor.
böyle programlar yapmasını istemesi de yani bizim de önümüzü açması çok iyi oldu bizim için de. Yani. Evet arkadaşlar, ben de hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya Perşembe akşamı 8'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.